Değerli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle birlikte son olarak Murat Bey dönemi Anadolu'da kazanılan yeni topraklar konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki videomuzda ise ele alacağımız konu Murat Bey dönemi Balkanlarda yeni fetih hareketleri olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Murat Bey dönemi Balkan fetihleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet. Murat Bey, saltanatının 1381'i ilerleyen yıllarında Anadolu beyliklerinden Candaroğullarını içten zayıflatmayı ve Akdeniz'de güçlü Venedik Devleti ile barışık kalmayı güden bir strateji uygularken Balkan sınırlarındaki Akıncı beylerine ve ordu komutanlarını Balkan fethine devamla görevlendirdi. Gazi Evrenos Bey idaresindeki Akıncı kolu daha önce kaybedilen Gümülcine'yi eline geçirdikten sonra Batı Trakya ve Makedonya'ya yöneldi. Balaban Bey Sofya'yı Yahsi Bey Nişi ele geçirdi. Akıncılar vardılar ve Sturma nehirlerinin vadilerini takip ettiler. Ve hemen sonra Vezir Çandarlı Hayrettin Paşa ise Batı Trakya'da Kavala, Drama, Zihne, Serez ve Bizans'ın ikinci büyük şehri olan Selanik'i aldı. Kara Timur Tas Paşa İstip ve Manastır ve Hayrettin Paşa Ohri'yi ele geçirip Arnavut sorunlarına müdahale edilmeye başlandı. Buralara Anadolu'dan yeni göçmen Türkmenler nakil edilerek Balkanların Türkleşmesi konusuna da eğinildi. Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, Murat Bey dönemi Balkanlarda yeni fetih hareketleri konusu şimdilik bu kadar. O zaman şimdi gelin videomuzun ikinci kısmına geçelim. Yani başka bir kaynaktan da bu konu hakkında onların adını anlatması diyerek de başka bir kaynağı kullanalım. Ve videomuzun ilerleyen süreçlerine devam edelim. Evet. Lala Şahin Paşa Osmanlı topraklarına Sırp ordusunun girdiğini öğrendiğinde Sultan 1. Murad'a haber vermek için artık çok geç kalmıştı. Kendisi çok zor bir karar almak zorunda kalarak emrindeki 800 kişilik bir Akıncı grubu gizliden gizliye Sırp ordusunu takip etmesi için görevlendirdi. Eylül 1371 gecesi Meriç Nehri kıyısında kamp kuran Sırp ordusunu tepelik bölgelerden sarmaya başladı. Tepelerde büyük davullar hücum için vuruyordu. Her asker eline iki meşale alarak saldırıya geçti. Sırp ordusu aniden büyük bir şaşkınlığa uğradı. Dört taraftan gelen davul sesleri ve meşaleler ile hücuma geçen Akıncı askerlerini gören Sırplar, Büyük Osmanlı ordusunun üzerlerine saldırdığını düşünerek paniklediler.
Osmanlı akıncıları Sırp komutanlarının ve üç kardeşin bulunduğu bölgelere doğru saldırı gerçekleştirdi. Sırplar gece karanlığında ne olduğunu anlayamadan kendi adamlarını dahi düşman zannedip birbirleriyle savaşmaya başladılar. Muharebede birçok Sırp komutanının yanı sıra Hulya Şah ve Vojka da Meriç nehrinde boğularak ölmüştü. Vukašin kaçmayı başarsa da Osmanlı akıncıları onu da yakalayıp öldürmüştü. Sabah olup gün aydınlandığı zaman Meriç nehri adeta Sırp ölülerinin kanları yüzünden kırmızıya boyanmış ve orduları tamamen dağılmıştı. Lala Şahin Paşa destansı bir zaferle Sırp ordusunu bozguna uğratmayı başarmıştı. Osmanlıların Sırp sındığı muharebesinden sonra Avrupalı askerleri muazzam bir şekilde tekrar bozguna uğratması Anadolu ve Avrupa'nın gündemine oturmuş ve artık uzun bir süre Osmanlıların karşısına çıkaracak ciddi bir kuvvet kalmamıştı. Osmanlıların Rumeli'de kazandığı bu zaferler sonrasında Osmanoğulları Anadolu beylikleri karşısında gün be gün itibarını arttırıyor, yeni dostluklar elde ettiği gibi bu zaferleri hazmedemeyen beylikler de kendini belli ediyordu. Çirmen Muharebesi bazı yabancı tarihçi yazarlarca Sırp sındığı ile aynı savaş olarak gösterse de Osmanlıların şanına leke sürmekten başka bir düşüncenin olmadığını ortaya çıkarıyor. Şüphesiz 70 bin Sırp askerine karşı 800 kişiyle saldırıya geçen Osmanlı askerleri Türklerin devlet, vatan, millet ve din aşkını tüm dünyaya gösteriyordu. Osmanlılar Balkanlarda yeni fetihler için artık gün saymaya başlamışlardı. Çirmen Muharebesi Makedonya'nın kapılarını ardına kadar Türklere açmıştı. Lala Şahin Paşa'nın kazandığı muazzam zafer Çirmen Muharebesi'nden sonra Osmanlı orduları yeni fetihler için derhal harekete geçti. Sultan Murat Edirne şehrine doğru hareket ederken Gümülcine'de bulunan Gazi Evranos yaklaşık 30 kilometre ilerisindeki İskeçe kasabasına girdi. Burası kolaylıkla Osmanlıların eline geçti. Diğer koldan Vezir Hayrettin Paşa İskeçe'den ilerlemeye devam ederek Kavala'ya girdi. Kavala'nın fethinden sonra kuzeye ilerleyip Drama'yı fethetti. Drama'nın fethinden sonra da Serez'e girmeyi başardı. Bir yıl sonra 1372'de Selanik üzerinden ordularını ilerleterek Karaferre'yi de fethetti. Bu fetihlerin ardından Serez kasabası uç nokta seçilerek uç beyi olarak Gazi Evranos burada görevine devam etti. Yeni fethedilen yerlere Türkler yerleştirildi. Diğer koldan ise Osmanlılar adım adım Sofya üzerine doğru hareket ettiler ve Köstendil fethedildi. Serez gibi muhkem bir noktanın fethedilmesi Rumları harekete geçirdi. Selanik despotu imparatorun oğlu Manuel kasabadaki Rum halkının isyan etmesini sağladı. Vezir Hayrettin Paşa derhal Karaferya'dan hareketle bu isyanı bastırmaya muvaffak oldu. Bazı kaynaklarda bu isyandan kaynaklı olarak Vezir Hayrettin Paşa'nın Selanik'i kuşattığı
yer verilmiş olmasına rağmen kesin bir kanıtı da bulunmamakta. Osmanlıların Doğu Roma üzerinde ciddi bir etkisi bulunmaktaydı. Zira Manuel'in çıkarttığı bu isyan sonucunda imparator kendi oğlunu Konstantinopolis'e dahi sokmamıştı. Bu sebepten Manuel bizzat sultanın huzuruna giderek af dilemişti. Manuel ancak Sultan Murad'ın affetmesinden sonra Konstantinopolis'e dönebildi. Sultan 1. Murad'ın 3 oğlu vardı. En büyükleri Bayezid olmakla birlikte ortanca Yakup, en küçük ise Savcı Bey'di. Bazı kaynaklarda ise savcının en büyük olduğu belirtilmiştir. Sultan Murat, Anadolu'da asi beyleri cezalandırmak üzere bir iç sefere çıkmıştı. Bu sefer de Vasali, Doğu Roma İmparatoru 5. Yannes'i de götürmüştü. İmparatorun iki oğlu aralarında rekabet halindeydiler. Yannes'in Konstantinopolis'ten ayrılmasını fırsat bilen Andronikos, imparatorluğunu ilan etti. Andronikos'a uyan savcı da Bursa'da sultanlığını ilan etti. Sultan Murat ve İmparator Yannis derhal geriye dönüp isyanı bastırmak üzere harekete geçtiler. Rumeli'de iki hükümdar oğullarını bozguna uğrattılar. Asi varisler Dimetoka'da yakalandı ve ikisinin de gözlerine mil çekildi. Nitekim 1385 yılında Sultan Murat oğlu savcıyı boğdurdu. Bu olaylar farklı kaynaklarda, farklı şekillerde de anlatılmaktadır. Bilgiler tam olarak yerine oturmuş değildir. ...1375 yılında Sultan 1. Murat Sırbistan üzerine yürüdü. Çirmen Muharebesi'nden sonra Osmanlılara ödenmesi gereken para gönderilmemişti. Bu seferle Sultan Murat, Sırbistan Kralı Lazar ve Bulgaristan Kralı Şişman'a ciddi anlamda gözdağı verecekti. Sultan Murat, Makedonya bölgesine girerek Sırplar için büyük bir önem teşkil eden Niş'i kuşatma altına aldı. 25 gün süren kuşatma neticesinde Niş, Osmanlıların eline geçti. Niş'in fethi Sırbistan'ı gerçekten korkutmuştu. Osmanlı Sultanı'na boyun eğmek zorunda kaldı. Sırp Kralı Lazar, 1375 tarihinden itibaren her yıl vergi olarak 50 okka gümüş ve muharebelerde asker vermeyi kabul etmiştir. Evet, burada kalalım değerli dostlarım, videosal kaynakta. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Balkanlarda ya da şöyle diyelim, Murat Bey dönemi, Balkanlarda yeni fetih hareketleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu ise Murat Bey dönemi Karamanoğulları ile savaş konusu olacaktır. Bir önümüzdeki hafta Osmanlı Karamanlı savaşını ele alıp bu konu hakkında sizlere elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun.